Merhaba çocuklar. Bugün sizinle tanıtım kartları çalışmasını yapacağız. Burada çalışma tepsimiz var. Çalışma tepsimizin içerisinde bazı spor dallarının olduğu kartlar var. Şimdi onları beraber inceleyelim. Basketbol. Çocuklar, basketbola bir de yakından bakalım mı? Pota ve pota aksamları, çember ve fileden oluşan baskıya dayanıklı sepetler, scoreboard, 24 saniye cihazı, sayı cetveli, topa sahip olma sırasını gösteren ok ve basketbol topu. Basketbol, beşer kişiden oluşan iki takımla 30 metre boyunda, 15 metre eninde, ortadan ikiye bölünmüş sert bir zeminde oynanır. Oyun hava atışıyla başlar ve takımların en az 5 oyuncuyla maça çıkma zorunluluğu vardır. Basketbolda amaç, pota adı verilen, yerden 3 metre 5 santim yüksekliğinde ve 45 santim çapında olan çemberin içinden topu geçirerek sayı almaktır. Öyle değil sporcu. Sayı olması için topun yukarıdan gelerek çemberden geçmesi gerekir. Oyun 10'ar dakikalık 4 periyot halinde oynanır. Periyotlar arasında 2 dakika ara verilir. İkinci periyotla üçüncü periyodun arasındaki süre ise 15 dakikadır ve buna devre arası denir. Bu aradan sonra takımlar oyuna yer değiştirerek devam ederler. Yani takımlar önceki iki periyotta savundukları sahaya hücum ederler. Tenis. Çocuklar, hadi tenise bir de yakından bakalım. Geçmişi 9. yüzyıla kadar dayanan tenisin bugün oynanan modern şeklini alması, yani modern tenisin şekillenmesi 19. yüzyıla dayanır. 1874 yılında İngiliz binbaşı Walter Clapton Wingfield'ın oyunun patentini alması ve 1875'te İngiltere'de Marylebone Cricket Kulübü tarafından tenis kurallarının ilk şekli oluşturulup yayınlanmasıyla modern tenis doğmuş oldu. Tenis, kort olarak adlandırılan ve tam ortasından 1 metre 7 santim yüksekliğinde bir file ile ikiye bölünmüş bir alanda oynanır. Bu kortun genişliği... Sporcu, bu kortun genişliği... Kortun genişliği 8 metre 23 santimetredir. Uzunluğuysa 23 metre 77 santimetredir. Ve bu kortlar zemin özelliklerine göre çeşitli tiplere ayrılırlar. Bunlar toprak, çim, sert, sentetik ve halı sahalı kortlardır. Tenis hakemi oyunu filenin hemen yanında yerden 6 metre 90 santim yükseklikte bulunan sandalyesinden yönetir. Tenis oyunu servis denilen vuruşla başlar. Rakip hazır olmadan servis kullanılmaz. Ayrıca fileye değen ya da oyun alanının dışına düşen servisler hatalı kullanılmış sayılır. Servisin iki kere kurallara uygun olmayan bir şekilde kullanılması durumunda rakip puan kazanmış olur. Doğrudan servis atışından kazanılan sayılara ace denir. Voleybol. Hadi voleybola da yakından bakalım. Voleybol, 6'şar kişilik iki takım arasında elle oynanan bir spordur. Çizgilerle sınırlandırılan oyun alanı, enlemesine uzanan bir file ile tam ortadan ikiye bölünür. Alanın dört köşesinde en az 3 metrelik serbest bölge bulunur. Voleybolda amaç topu filenin üzerinden aşırarak rakip alana düşürmek ve rakibin aynı amaca ulaşmasını önlemektir. Oyun para atışıyla belirlenen takımın servis adı verilen vuruşu yapmasıyla başlar. Her takımın topu karşı alana göndermek için topa 3 kez vurma hakkı bulunur. Bir oyuncu topu karşılamak için blok teması yaparsa, bu dokunuş 3 kez vurma hakkı içinde değerlendirilmez ve takımın 3 hakkı devam eder. Takımlar topu rakip oyun alanının zeminine temas ettirdiklerinde, rakip takım hata yaptığında ya da ihtar aldığında sayı kazanırlar. Voleybolda süre yoktur. Toplam 5 setten oluşur. Bir sette 25 sayıya ulaşan takım, eğer rakibine en az 2 sayı fark atmayı başarmışsa o seti kazanır. Yani skorun 25-24 olması seti bitirmez.
İki takımdan biri iki sayılık fark açıncaya kadar o set oynanmaya devam eder. Toplamda 3 seti kazanan takım maçı da kazanmış sayılır. Set... Halter. Hadi bir de haltere yakından bakalım. Halter sporu, bar adı verilen ve iki tarafında ağırlıklar bulunan demir bir çubuğun kaldırılması esasına dayanır. İlahi sporcu. Bar, erkeklerde 20 kilo ağırlığında ve 2 metre 20 santim uzunluğundadır. Bayanlarda ise 15 kilogram ağırlığında ve 2 metre uzunluğundadır. Barın ucuna takılan ağırlıklar 2,5 kilo ve katları olan demir levhalar şeklindedir. Halter müsabakaları eni ve boyu 4'er metre olan yerden 10 santim yükseklikte kare bir platformda yapılır. Sporcular yakasız güreşçi mayosu ve kalın tabanlı ayakkabı giyerler. Beli sabitlemek için takılan kemerin kalınlığı ise 10 santimetreyi geçmez. Günümüzde halter sporu sporcuların ağırlıklarına bağlı olarak erkeklerde 8, bayanlarda 7 ayrı siklette yapılmaktadır. Halter sporunda koparma ve silkme olmak üzere iki disiplinde yarışılır. Koparmada sporcu barı iki eliyle kavrar ve bir hamlede kaldırır. Hareketi tamamladığında halter başının yukarısında kolları dik ve gergin vaziyette olmalıdır. Baş hakemin bırak komutuna kadar bu pozisyon korunur. Silkmede ise sporcu önce barı omuzları düzeyine kaldırır. Sonraki hamlesinde barı başının yukarısına kaldırmalı ve kollarını gergin durumda tutmalıdır. Halteri kaldırırken güç almak için açmış olduğu ayaklarını aynı çizgiye getirdikten sonra bırak komutunu bekler. Sporcuların iki disiplinde de 3 deneme hakkı bulunmaktadır. Müsabakalar koparmayla sporcunun belirttiği en düşük ağırlıkla başlar. Ağırlığı 1 dakika içerisinde kurallara uygun şekilde bir sefer kaldırma hakkı vardır. Sporcu ağırlığı kaldırmakta başarılı olursa ve daha fazla ağırlık istemezse diğer denemede ağırlık otomatik olarak en az 2 kilogram daha arttırılır. Sporcu ağırlığı kaldırmakta başarısız olursa aynı ağırlığı tekrar kaldırmayı deneyebilir ya da ağırlığı arttırabilir. Bir siklette en yüksek ağırlığı kaldıran kişi kazanır. Eğer birden fazla sporcu aynı ağırlığı kaldırmışlarsa aralarında en hafif olan kazanır. Futbol. Futbol nasıl oynanıyormuş çocuklar? Hadi bir de yakından bakalım. Klasik futbol en genel tanımıyla 11'er oyuncudan oluşan iki takımın küre biçiminde şişirilmiş özel bir topu elleri ve kollarını kullanmadan rakip kaleye sokmaya çalışmasına dayanan bir spordur. Takımlar yedek kulübesi adı verilen yerde yedek sporcu bulundururlar. Klasik futbolda 4 önemli mevki bulunur. Kaleci, savunma oyuncusu, orta saha oyuncusu ve atak oyuncusu. Bu mevkilerden sadece kalecinin ceza sahası adı verilen alanın içinde topa elle müdahalesi serbesttir. Hayır sporcu, kaleciler kendi ceza sahaları dışında topa elle dokunamazlar. Evet. Hayır. Sporcu. Günümüz FIFA kurallarına göre sahada orta ve iki yan hakemle birlikte dördüncü hakem ve iki de çizgi hakemi olmak üzere toplam 6 hakem görev yapar. Sahanın tam ortasındaki orta noktada iki takımdan birer oyuncu gösterilir. Hakemin para atışı yaparak hangi takımın önce başlayacağı belirlenir. Bu esnada iki takım oyuncuları kendi yarı sahalarında bulunurlar. Müsabaka başlama vuruşu adı verilen vuruşun yapılmasıyla başlar. İki takım oyuncuları da geliştirdikleri atak organizasyonlarıyla topu rakip kale çizgisinden geçirerek gol adı verilen sonucu üretmeye çalışırlar. Normal süresi 90 dakika olan klasik futbol, 45'er dakikalık iki devre halinde oynanır. İki devre arasında 15 dakika mola verilir. Ve ikinci devreye başlarken iki takımın kaleleri değişmiş olur. Yani bir takım ilk devre atak yaptığı kaleyi ikinci devre müdafaa etmeye çalışır. Hakem çeşitli sebeplerden oyunu durdurmadığı sürece mola söz konusu değildir.
çocuklar, çalışmamız bu şekilde. Siz de evinizde size gönderdiğimiz kartlarla bu çalışmayı yapabilirsiniz. Hoşçakalın.